Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 21-27 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler geçtiğimiz hafta Başak Burcu'nda yeni ayımız doğdu ve yeni haftaya yeni ayın enerjileriyle başlıyoruz ve ayın ışığı yavaş yavaş büyürken tabii ki Başak yeni ayındaki hedeflerimiz neyse bunlar da hayatımıza dahil olmaya devam edecek hafta başında ay akrep burcunda olacak duygusal olarak güçlü enerjilerle başlayacağız haftaya sezgilerimiz de güçlü her şeyi çok fazla ciddiye alabiliriz ee, çevremize karşı da biraz daha hassas ve kırılgan olabiliriz sağlığınıza da dikkat edin biraz sindirim sisteminize dikkat edin ee, kendinize ilgilenmek kişisel bakımınızı yapmak için de yine hafta başı uygun enerjiler devrede olacak pazartesi akşam saatlerinde Ay Yay burcuna geçiyor. Salı ve çarşamba Ay Yay burcundan geçerken parasal kazançlarınıza odaklanıyorsunuz. Bu iki gün çok güçlü. Tabii ki kazançlar elde edebilmek için iş hayatınızda, parasal hayatınızda güçlü enerjiler devrede olacak ama tabii bazı harcamalar da olabilir, ödemeler olabilir, zorunlu masraflar olabilir. Bu da sizi zaman zaman parasal konularda biraz kaygılandırabiliyor. Biraz hani endişeli de olabiliyorsunuz. Perşembe ve cuma Ay Oğlak burcunda Kendinizi duygusal olarak daha güvende hissedebilirsiniz. Özellikle yakınlarınızdaki kişilerden daha fazla destek bekleyebilirsiniz. Kardeşinizle ilgili bir konu ya da yakın arkadaşlarla temaslarınız ya da komşularınızla ilgili enerjiler Perşembe ve Cuma sizin de daha fazla gündeminizi belirleyecek gibi görünüyor. Kısa uzun bazı böyle seyahatler de olabilir ya da işle bağlantılı görüşmelerin, randevuların, işle ilgili mesleki bazı seyahatlerin de yine gündem oluşturmasını bekleyebiliriz. Hafta sonundaysa Ay Kova burcunda daha ev odaklı oluyorsunuz. Ailenize odaklı oluyorsunuz. Evde daha fazla zaman geçirebileceğiniz, ailenizle birlikte olabileceğiniz meşguliyetleriniz olabilir ya da bunlara daha fazla motive olabilirsiniz. Bu hafta tabii ki gezegeniniz Mars'ın Koç burcundaki retrosu devam edecek ve hafta ortasında Mars Terazi burcundaki Merkürle de bir karşıt açıda özellikle ayın 23'ü, 24'ü, 25'i gibi hafta ortasında bu Merkür-Mars karşıtlığı gerilimler yaratabilir. Ne yapabilir? Yani kendinizi daha stresli hissedebilirsiniz, sabırsız hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızdan hani olmadık şeylere gereksiz tepkiler gösterme, yani biraz böyle öfke kontrolü zor olabilir ya da bilinçaltınızda tuttuğunuz bazı düşüncelerin bir anda sizin de hani iradeniz dışında ortaya çıktığını Etrafınızdaki kişiler, özellikle iş hayatınızda, çevrenizdeki kişiler ya da yanınızda çalışan kişilere gereksiz tepkiler verdiğinizi hissedebilirsiniz. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Ee, özellikle sinirsel kökenli bazı kronik sağlık sorunları, yani kronik ağrılar gibi, baş ağrıları gibi problemler de nüksedebilir. Bu hafta ortasında sakin kalmak gerekiyor. Kendinizi çok yormayın. Meditasyon gibi böyle psikolojik olarak ruhsal olarak sizi rahatlatacak. Hani meditasyon, yoga ve benzeri çalışmalara zaman ayırmak aslında. Faydalı olabilir. Kronik sorunlarınızda çok fazla ihmal etmemekte fayda var. sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.